Sübhaneke ile Euzü'yü ancak evvelki rekatlarda iftitah tekbirinin ardınca okumak lazımdır. Yani bak, Sübhaneke ile Euzü'yü ancak evvelki rekatta iftitah tekbirinin ardınca okumak lazımdır. Gayri rekatlarda okumaya. Demek ki Euzü'yü nerede okunuyormuş? Ancak evvelki rekatta iftitah tekbirinin ardınca okumalıdır. Başka rekatlarda okunmayacaktır. Başka rekatlarda ne okunuyor? Sübhaneke okunmaz gayrı artık. Euzü de okunmaz. Besmele okunur. Mesela öğle namazının sünnetini kılıyoruz diyelim ki. Birinci rekatta Euzü besmele çektik. İkinci rekatta besmele çekildi demeye getiriyor. Hemen besmeleyi okuyor. Ama imama uyanlar, yani imama uyanlar evvelki rekatta ancak Sübhaneke'yi okurlar. Mesela imama uydu. Dört rekatlı bir fazla veya herhangi bir fazla. İmama uydu. İmamaya uyanlar Euzü besmele okumazlar. Yalnız Sübhaneke'yi ne yaparlar? Okurlar. İmama uyanlar yalnız Sübhaneke'yi okurlar. Başkalarını okumazlar. Ama bunları unutup da Fatiha arasında hatırına gelse döndüre. Mesela şimdi bir adam okudu. Var dedim, kendi başına namazı kılıyor. Euzü Besmele'yi okumadan Fatiha'ya başladı. Çünkü başında Euzü Besmele çekmek lazımdı ya, yani namaza yeni başlayınca. Euzü Besmele'yi çekmeden Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim dedi. Ulan Euzü çekmediği aklına geldi. Fatiha bitmediyse yeniden başlayacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye. Ama Fatiha bittiyse, mesela Fatiha'yı bitirdi. Zamm-ı Sure'yi okuyacağı zaman Euzü Besmele çekmedim diye aklına gelse. Artık Fatiha bittikten sonra bir daha girsin geri Euzü Besmele çekmeye ne yapmaz? Dönüm. Ama Fatiha bitmeden evvel Fatiha'nın içinde okuduğuna dair aklı başına geldiyse başından başlar evvel Euzü'yü çeker, Besmele'yi çeker, Fatiha'yı okur. Fatiha yarım okuduğu için o kalır o mesele. Şimdi buradaki demek ki, ama bunları unutup bu, yani mesela diyelim ki Euzü Besmele'yi unuttuğunu unutsa, mesela unutsa Fatiha arasında hatırına gelse döndüreyim, ben Bismillahirrahmanirrahim diye döndüre. Ama bitirdikten sonra hatırına gelirse ben okuduğu ayet, yani şeyi döndürmeye, elhamı döndürmeye, elham okuduk yarısındaki hatırına geldiyse Bismillahirrahmanirrahim diye döndürdük yani, anlayacağım. Ama elham bittikten sonra gelirse döndürmeye diyor. Kıyam da şimdi sünnetleri saymaya devam ediyoruz. Kıyam da sağ elini sol elinin üzerine koyup ikisini birden göbeği altına koymak erkekler. Sağ elini sol elinin üzerine koyacak. İkisini de birden nereye koyacak? Göbeğinin altına koyacak. Yani göbeğini verecek. Göbeğinin üstüne değil, göbeğinin altına koymak sünnet. Kadın ise elini elinin üzerine koyacak. Sıfatı sağ elinin ayağısını sol elinin üstüne koyacak. Şöyle koyacak ve onu o göğsünün üstüne koyacak mesela kadın. Tabii. Bak bakalım. Sol elinin arkasına koyup parmağıyla baş parmağını halk etmektir. Şimdi erkek sol elinin üzerine, sol elinin arkasını koyacak, elini sol elinin arkasına koyacak. Serçe parmağıyla baş parmağını halka yapacak şöyle. Şöyle koydu. Serçe parmağıyla baş parmağıyla halka yapacak. Böyle koyacaktır. Üç parmağını daha iyi bileğine doğru uzatacak. Demek ki şöyle, yani uzun lafın uzunluğu. Erkek sol elinin üstüne, sol elinin arkasına, sağ elini koydu. Serçe parmağıyla baş parmağını bileğinden kavradı. Üç parmağını da üstüne doğru uzattı ve göbeğinin altına koydu. Bu şekil koymak sünnettir. Evet. Üç parmağını dahi bileğine doğru uzatacaktır. Rükudan kalktık da bayram tekbirleri arasında el bağlanmaz. Mesela rükudan kalktı adam, Semihallahu lümenem dedi, elini tekrar bir daha bağlamaz, eller sarık olur.
Bayram tekbirleri alırken de yine aynı şekilde Allahu Ekber, eller bağlanmaz, eller salık olur. Yani bu tekbirler alınırken nasıl yapılacağını söylüyor. Demek ki rükudan kalktık da ve bayram tekbirleri arasında el bağlanmaz. Yedinci, kendi işitecek kadar emin demektir. Yani yedinci sünnet nedir? Kendisinin işiteceği kadar emin demektir. Şafi mezhebi sesli konuşuyor, emin. Mesela elham okuduğu yolda nasıl ses çıkıyorsa, velet dalin diye ses çıkarıyorsa, velet dalin diye ses çıkardı, bir emin değilse, onu hacca gidince mesela orada İmam Şafi olduğu için bütün acılar emini sesli diyorlar. Ama Hanefi mezhebinde gizli okumak sünnet olduğundan, eğer Hanefi imamı kıldıysa diyemezler. Ama Şafi imamı kıldığından dolayı diyorlar. Hanefi imamı kılınca, Hanefi imamı ne yapacakmış? Emini gizli söyleyecek. Emin demek ama nasıl emin nasıl olacak? Kendi işitecek kadar söyleyecek, sessiz söyleyemeyecek. Emin demenin manası duamı kabul eyle demektir. Fatiha'yı gerek gizli, gerek aşikar okunduktan sonra ya imamdan dinledikten sonra demek lazımdır. Demek ki Fatiha'yı gerek gizli, gerek aşikara okuduktan sonra ya imamından dinledikten sonra kendisi mesela Fatiha'yı okudu, gizli okudu, aşikar okudu neyse veya imamdan dinledi. Ondan sonra bitirdikten sonra emin demek lazımdır. O anda emin demek yani cemaatin emin demesi meleklerin emin demelerine yakın olur. Çünkü melekler emindirler. İnsanlar da emindirlerse meleklerin eminine uygun olan eminler gibi makbul olur. Yani meleklerin eminleri makbuldur. Artık onların eminleri makbul olduğundan dolayı bizim de onlara uyduğumuzdan dolayı bizimki de makbul olur. Onun için mutlaka emini demek lazımdır. Ve böyle yapanların da geçmiş günahlarının hepsi bağışlanır diye rivayet olundu. Yani bunu söylüyor ki emini ihmal etmemelidir. Sekizinci, rükuya indik de ve secdeye indik de ve secdeden kalktık da veya rükuya secdeye giderken, kalkarken imamlar aşikara, imama uyanlar da yalnız kalanlar gizlice Allahu Ekber demek. Demek ki şimdi intikal tekbirleri, bunun manası bir rükünden bir rükuna geçerkenki tekbirler var ya, yani mesela kıyamdan rükuya geçerken, rükudan secdeye geçerken, secdeden, birinci secdeden kalkarken, bu aralarda başındaki tekbirin adı iftitah tekbir. Aradaki tekbirlerin adı da intikal tekbir. Şimdi demek ki sekizincisi rükuya indikte, rükuya inerken intikal tekbiri. Yani kıyamdan rükuya intikal tekbiri. Secdeye indikte bu seferki kavmeden secdeye varma. Secdeden kalktık da rükuya ve secdeye giderken ve kalkarken imamlar aşikare ve imama uyanlar yalnız kılanlar gizlice Allahu Ekber demektir. Yani herkes hem imam diyecek hem de imam uyanlar da gizlice Allahu Ekber diyeceklermiş. Yani imam diyor diye mesela biz imama uyduk ya, imam Allahu Ekber diye nasıl olsa diyor. Bizim dememiz lazım gelmez diye bir şey yok. İmam uyanlar da yine Allahu Ekber imamla beraber ne yapacaklardır? Söyleyeceklerdir. Çünkü sünnettir. İptidası iptidasında, intihası intihasında olmak. Yani Allahu Ekber'i imamla beraber ne imamdan evvel ne imamdan sonra. İmamla başlayacak, imamla bitecek. Allahu Ekber. Yani imam Allahu Ekber'dir, sonra sen Allahu Ekber'dir, sen bu makbul değil. İmamla beraber Allah-u Ekber diyeceksin demeye getiriyor. İptidası iptidası olacak, intihası da intihası olacak. İmamın yani Allah-u Ekber ile senin Allah-u Ekber'in başlangıcı sonu bir olacak yani demeye getiriyor. Yani imamdan ayrıca, o zaman imamdan ayrıca sen imama uymamış olursun yani gibi bir mana çıkıyor. Burada imama uymayı iyice sağlamlaştırıyor yani. Evet, dokuzuncusu. Demek ki şartı neymiş? İmama İmamla beraber söyleyeceğimiş Allahu Ekber. Geçtiyse söyleyemez. Bitti yani sonradan. Ha. Dokuzuncu rükuda üç kere Sübhan Rabbiyel Azim demek
sünnettir. Bu sünnetin en azıdır. En azıdır. Yani bir kere Subhanallah demeyle olmaz. Akşam teravih kılıyoruz. Bir kere Subhanallah lazım olmuyor işte mesela. Çünkü sünnetin en azı neymiş? Üçmüş. Sünnetin en azı üç olduğundan bir kere demeyle olmuyor. O sünnet ne yapıyor? Terk edilmiş oluyor. Sünneti terk ediyoruz. Yani akşamki namazlarda sünnetlerin hepsi terk ediliyor. Aşağı yukarı. Yani ancak vacib ile farz yerine getiriliyor. Ne getiriliyormuş? Teravih namazı kılarken şimdi bizim İbrahim Hakkı'daki imam teravih namazı kılarken ancak vacipleri ve farzları yerine getiriyor. Birçok sünnetleri yerine ne yapmıyor? Getirmiyor. Biz de ona uyuyoruz. Yani hiç eve gelip de yatmaktansa oraya git farzları vacip yap. Sünnette terk edilirse ne yapalım? İmama yükle diyoruz yani. Bakalım imam ne yapacak ahirette bu kadar yükü. Ondan sonra görecek yani Sırat Köprüsü'nde ne olacağını. Ben de imamlık yaptım orada. Bir adam benden evvel bir yatsa burnunun üstüne vurdum. Kanarım vallahi. Ha. Neyse geçelim oradan. Bunu dinleyecek. Evet. Rükûya indik de ve secdeye indik de ve secdeden kalktık da Allahu Ekber demek bunu anladık. Edna-i sünnettir. Adet yönünden en aşağısı üçtür yani. Demek ki bir kere Sübhanerabbiyel âlâ demek veya bir kere Sübhanerabbiyel azım demek şey değildir. Sünnet değildir. Üç kere demek. Sünnetin en azı üç defadır. Bundan eksik olursa bir kere ya iki kere dese mekruh olur. Bir kere iki kere dese ne olurmuş? Mekruh olur. Münferit tek oldukça ne kadar ziyade ise eftaldır. Ama bir adam kendisi kıldığı zaman mesela cemaatle kıldığın zaman üç kere diyeceksin de münferit kendin evde kılarken veyahut kendin sünneti kendin kılarken yani imam değil de kendin kılıyorsun, evde kılıyorsun veya camide kılsan da kendin kıldığındayken en aşağısı üç kere, beş kere de dersin, yedi kere de dersin, dokuz kere de dersin, on bir kere de diyebilirsin. En aşağısı üçtür. 11 kereye kadar denir. E şimdi 11 kere diyen yok. 11 kere desen bu adam öldü diye bütün cemaat gelir anladın bakmaya kalkar. O zaman evindir demesi daha iyidir. Yani öldü mü diye kendini yoklatmaktan ise evet. Demek ki bir kere iki kere dese mekruh olur. Münferit kılan adam tek oldukça istediği kadar ziyade yapabilir. Yalnız kılan adam 5, 7, 9, 11 kere gibi tek olarak ne kadar çok dese sevabı da o kadar çok olur. İmam cemaata melamet, üşengenlik verecek kadar ziyade etmeyecektir. Yani imam kılarken cemaate üşengeçlik verecek kadar yani mesela imam 3 kere dedi mi yeter. Belki 5 kere diye kalkarsa imam ama bak şimdi normal namazlarda diyor ki imam 5 kere desin ki diyor cemaat da üç kere diyebilsin diyor. Yani imam beş kere deyince cemaat ancak üç kere der. İmam üç kere çabukça dese biz Sübhane Rabbiyal âriyaları, Sübhane Rabbiyal azimlere yetiştiremiyoruz diye itiraz ederler. Ama mesela adam hızlı söylüyorsa Sübhane Rabbiyal âlâ, Sübhane Rabbiyal âlâ, Sübhane Rabbiyal âlâ diyor. İmam beş defa desin o zaman diyor. Ama imam yavaş yavaş Sübhane Rabbiyal âlâ, Sübhane Rabbiyal âlâ, Sübhane Rabbiyal âlâ dedi. Üç defa desin. Çünkü o zaman yavaş yavaş deyince arkada adam da üç defa demeye alışkın olduğu için bekler. Ne bekledi duyun demeye bak. Ne bekledecek? İmamlık işte böyle zor bir şey. Kıldanınca kılıçtan keskin. Herkes imam olamaz. Ya ne oluyor? Onlar para alıyorlar. Herkes imam olamaz. Onlar paralı memur. Evet. Yalnız kılan 5, 7, 9 kere diyebilir. Evet. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh İmam beş defa diye bak ne diyormuş? Süfyan-ı Sevri büyük müştehittir. Aynı İmam-ı Azam gibi müştehidi mutlaktır. İmam-ı mesela deseler ki sana 36 tane müştehidi mutlak var İmam-ı Azam gibi. Mesela İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Malik, İmam-ı Hanbeli bunlar müştehidi mutlak. Böyle 36 tane müştehidi mutlak var. Müştehidi mutlak. Yani başka bir müştehide bağlı olması mevzu bahis değil. Ama bak şimdi İmam Ebu Yusuf da müştehit de İmam-ı Azam'a bağlı. İmam Muhammed müştehit,
İmam-ı Azam'ı bağlı. Mesela yani bazı müştehitlerin bağlıdır ama müstakil müştehitler mesela 4 tane var. Halbuki öyle kaç tane varmış? 36 tane. Biri de işte müstakil büyük müştehidi mutlak denir onlara. Müştehidi mutlaktan İmam-ı Sevri Hazretleri ne diyormuş? Süfyan-ı Sevri Hazretleri. İmam 5 defa okuya ki cemaate 3 defa demeye kadir ola diyor.